Merhabalar, ben Oyun Muhabbetinden Emin. Bugün yeni bir Bethesda oyunundan, daha doğrusu Arkane Studios'un oyunu olan Dishonored'ı oynayacağız. Gerçekten çok güzel bir oyun. Herkesin söylediği gibi yani yılın oyunu olmaya aday bir oyun. Çok güzel. Ben de gerçekten çok beğenerek oynadım. Özellikle stealth tarzı oyunları, yani gizlilik oyunlarını seviyorsanız tam bir biçilmiş kaftan diyebilirim. Şimdi yavaş yavaş oyuna başlayalım. İlk olarak size oyunun biraz çevresinden bahsedeceğim. Yani oyun tam olarak open world değil. Yani sandbox bir oyun. Open world gibi gözükse de istediğiniz gibi dolaşamıyorsunuz oyunda. Yani burada bizim District Street denilen bir yere geliyoruz. Buradan görevleri alıp şehrin belli bölgelerine gidip öldüreceğimiz kişileri öldürüyoruz. Yani suikast yapıyoruz. Şimdi şöyle bir bakarsanız oyunun tasarımları gerçekten harika. Yani kendine az çok güzel bir konsepti var. Mekanlar, işte ağaçlar. Oyun biraz şöyle diyebilir miyiz? Yani sanki eski zamanın Londra'sında geçiyor. Böyle hastalık var, veba var. Hastalıklı insanlar var yer altlarında belli bölgelerde. Yani çökmekte üzere olan bir devlet gibi bir yerdeyiz. Ama bu gerçekten çok güzel yansıtılmış. Çok hoş olmuş. Ki ben de hani çok sevdim. Ama işte oyunun en büyük eksisi arkadaşlar. En büyük eksisi çok kısa olması. Yani bu oyun gerçekten çok güzel. Ama çok kısa. Hani Bethesda başında olduğu için bazı insanlar şey zannedebilir, hani Skyrim gibi gezip tozacağız, sınırsız bir oynama süresi olacak, ama öyle değil. Oyun bitti mi bitiyor ve kısa sürüyor. Hani kısa sürmese bir lafım olmayacak hani, ama çok kısa gerçekten. Tabii şöyle bir şey var, görevleri yeniden oynayabiliyorsunuz. Yani o bir görevi Ghost şeklinde, yani hayalet şeklinde hiç yakalanmadan bitirmeye çalışabilirsiniz. Veya daha az bir seviyeye yakalanmak veya tamamıyla kaos yaratarak bitirebilirsiniz. Bu yüzden kendini tekrar oynatabilir. Hani yani puan kazanmak istiyorsanız, achievement istiyorsanız kendini tekrar oynatır oyun. Şimdi oyundaki gizliliği şöyle anlatalım. Bu bizim bir düşman askerimiz. Arkasına ışınlanıp şu şekilde boyuyoruz adamı. Tabi bunları hemen alıp ortadan kaldırmak lazım. Çünkü gizlilik önemli. Yakalanmamak önemli. Size bir de oyunun menüsünden bahsedeyim. Buradan Crysis'ten aşina olduğumuz çabuk bir özellikler menüsü var. İşte buradan çeşitli envanterilerimize ulaşıyor. Mesela silah alabiliyoruz. Mesela buradan zamanı yavaşlatma özelliğimiz. Tabi bunları D-pad'lere atayabiliyoruz mesela. Zamanı yavaşlatma şu şekilde sağ D-pad'e atayıp o mesela bayıltıcı oklarımızı da sağ D-pad'e atayabiliyoruz. Ondan sonra bunlar arasında D-pad'le çabucak geçiş sağlayabiliyoruz. Bu görevimiz birini gördü bizi. Bu görevimizde arkadaşlar Golden Cat denilen genel eve girmeye çalışıyoruz. Orada da suikast yapacağız. Tabi oyunun en büyük özelliği de şu. Dark Vision. Bu şekilde düşmanların nerede olduğunu görüyoruz. Yani nerede ne yapıyorlar. Bu çok önemli. Eğer bunu kullanmadan bir yere girerseniz emin olun mutlaka yakalanırsınız. Yani birileri sizi görür. Yani oyunun en büyük özelliği de bu zaten. Hani gizli kalmak. Gizli olmak. Şimdi oyun gizlilik olduğu için ben de kendimi biraz kaptırıyorum. Oyunu anlatmayı unutabilirim arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Biraz ilk önce grafiklerden başlayalım arkadaşlar. Grafikler şöyle diyeyim. Hani doku kalitesi olarak düşük. Hani böyle bazıları sevmeyebilir. Sulu boya gibi bir efekti var ama oyunun konsepti bu arkadaşlar. Yani oyunun tasarımı çok güzel. Onu diyeyim, yani şu evlerin mimarisi, sokaklar, işte
sarkıklar, fareler dolanıyor falan. Oyunun konsepti bu. Yani doku kalitesi düşük. Oldukça düşük. Ama oyunun konsepti bu arkadaşlar. Normal bir insan. Onun yanına gidebiliriz. Şimdi arkadaşlar oyunda RPG öğeleri de mevcut. Yani tıpkı Skyrim'deki gibi gidip kitaplar bulup kitapları okuyabiliyorsunuz. Çeşitli şeyleri alabiliyorsunuz ki görev içindeyken yan görevler de yapıyorsunuz. Örneğin burası bizim Golden Cat yazan yer. Ana görevimizken burada da Dunwall'ın mesela Whiskey bölgesine gidip orada da farklı bir yan görevi yapabiliyoruz ama dediğim gibi bu yan görevleri siz seçmiyorsunuz. Yani oyun hem RPG hem open world gibi ama hepsini size kısıtlamış. Yan görev var ama siz seçemiyorsunuz. Open world var ama istediğiniz yere gidemiyorsunuz. Bu şekilde olmuş. Tek kötü noktası bu diyebilirim yani oyunun. Şimdi mesela Slackjaw bizimle konuşmak istiyormuş dedi. Yan görev bu. Ama mesela biz normal bir RPG oyunda gidip bulmadık bu yan görevi, almadık. Bize direkt çıktı. Yani eğer Dishonored 2 çıkarsa mutlaka bunların düzeltilmesi lazım. Yani tam bir open world olur ve gerçek bir RPG gibi olursa bu oyunun tadından yenmez diyorum. Yani kesinlikle öyle olur. Çünkü kısa bitmesi, kısa sürmesi beni çok üzdü. Çok çabuk bitirdim. Çok üzüldüm ki ben daha çok oynamak istiyorum bu oyunu. Yan göreve gitmektense biz direkt ana göreve gidelim. Ama arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi hani şu suların yansımaları, mimari ben çok sevdim. Hani her şeyde grafik değil çünkü bu oyunda ben grafiğe bakmamak gerekir. Bunlar da bizim gibi ışınlanan bir takım arkadaşlar var arkadaşlar. Bunlar da assassins yani şey. Yani suikastçı bunlar da bizim gibi. Bunlar da suikastçılar ve bunlar da bizim gibi ışınlanıp çeşitli büyüler yapabiliyorlar. Ama bunun kafa kesmesi ve combat olayı gerçekten çok iyi. Yani kılıç kullanımı, silah kullanımı çok iyi ayarlanmış. Oyunda arkadaşlar hemen hemen her yere tırmanabiliyorsunuz çünkü oyunun amacı bu. Oyunda yükseklerde olmanız lazım. Her zaman tepelerde olmanız lazım ki suikast yapabilirsiniz. Yani yerden gittiniz mi bu oyunda hayatta kalma şansınız çok az. Yani hemen görülürsünüz. Yerde giderseniz hemen yakalanırsınız. Oyunda şu cihazlardan da böyle megafonlardan da sürekli duyurular yapılıyor. Yani devletin yaptığı duyurular var. Şimdi görevimize yavaş yavaş geliyoruz. Öncelikle mekanlar hep belli. Yapacaklarınızı bir iki taktikte çözebilirsiniz. Yani nerede ne yapmanız gerektiğini. Şimdi mesela bakıyoruz. Böyle bir maskemizin dürbün özelliği de var. Yaklaşıp konuşmalarını ve hareketlerini izlemeniz lazım. Yani bu oyunu ağır ağır sindire sindire oynamanız lazım. Öyle alayım tabancayı buna gireyim. Öyle yaparsanız hiçbir zevk alamazsınız arkadaşlar. Ve hiç de bir güzel olmaz yani. Şimdi bunlar gitti. Biz amacımız şu an bizim ışınlanmamız çok yüksek değil. Şimdi bizde şurada istediği görev şu. Bakın yakalandım. Ben burayı böyle oynamamıştım ama. Yani tabii çok daha iyi oynamıştım. Yakalandı tabi buralarda görünmemek lazım. Tabi hemen kaçabiliyorsunuz Allah'tan. Kaçabilme gibi bir güzelliğiniz var. Ha, size bahsettiğim şey de bu. Arkadaşlar bunlar da alt sokaklardaki, arka sokaklardaki hastalıklı insanlar. Tabi buralara geldiğinizde bunlar size direkt saldırıyor. Yani
hastalık bulaştırıyor ama buralara geldiğinizde de runeler bulabiliyorsunuz. Yani çeşitli rune ve şeyler ismini unuttum. Buluyorsunuz ki bunlar da sizin... Evet, az önce öldük. Şimdi zaten çok uzattım orayı. Ben size başka bir bölümü göstermek istiyorum. Neresiydi? Evet, Fraud Discreet. Ben size bir de şu görevi göstereyim. Zaten oyunda anlatılması gereken çoğu şeyi anlattım. Yani oyun güzel. Tek kelimeyle yani onu diyebilirim. Alıp oynayabilirsiniz. Yani alıp gönül rahatlığa oynuyorsan hani çok fazla şey beklemeyin. Skyrim gibi bir oyun beklemeyin derim. Bunlar konuşuyor ama artık işimize yaramıyor yani. Burası da arkadaşlar bizim bu askerlerin olmadığı, görev aldığımız bölge. Hiç ben yanlış yeri mi load ettim? Evet, sanırsam ben yanlış yeri load ettim. Kusura bakmayın. Hemen düzeltelim. Bir de oyunun bu şehir zaten kötü. Bir de kötü tarafına bakalım. Daha da kötü tarafına. Yani tamamıyla terk edilmiş. Tamamıyla terk edilmiş tarafı. Bu bölüm benim oyundaki en sevdiğim yerdi çünkü daha fazla özgürdük. Yani kendi başımızaydık, geniş bir arazide, yani geniş bir mekandaydık ve özgürdük. O yüzden oyundaki en sevdiğim yerdi arkadaşlar ve daha zorlayıcıydı. Bu gördüğünüz hani ışınlanan bizim gibi büyüleri olan arkadaşlar, elemanlar olduğu için, daha doğrusu onlar düşmanımız, çok daha zorluydu. Ve çok daha iyiydi ki oyunda en sevdiğim yerdi. Bunları suikast etmek çok daha zor çünkü onlar da sizin gibi ışınlanıyor. Belli şeyler edebiliyor ve çok daha iyi dövüşüyorlar. Belli büyüleri var. Çok daha fazla düşünüyorsunuz. Çok daha iyiydi. Keşke her bölümü böyle olsa ama yani dediğim tüm bölümleri güzel yani. Az önce yanlış bir kelime kullandım. Çünkü tüm bölümleri güzel onun. Tek eksiği hani baştan beri diyorum tam bir open world değil ve oyun süresi çok kısa. Bu da bizim bıçağımız. Ele geçirirler onu. Evet, oyunda şimdi seslerden bahsedelim. Oyun sesleri kaliteli. Arkadaki müzikler de oldukça yani sizin bulunduğunuz ortama göre, bulunduğunuz duruma göre değişiyor. Çok iyi gerilim vermesini de rahatlatmasını da biliyor. Yani çok güzel tınılar, melodiler oluyor. Oldukça güzel. Şimdi burada bayıldığımız için ufak bir rüya gibi bir şey görüyoruz. Buralara geçeyim. Spoiler olmasın. Oyunda yüz animasyonları gayet güzel yani. Çok fazla iyi olmasa çünkü karakter modellemeleri biraz farklı. Böyle hafif karikatüristik bir modellemeleri var. Ama güzel yani.
En büyük özelliği de hani oynanabilirlik arkadaşlar bu oyunda. Hani grafiğe, sese falan o kadar bakmayacaksınız. Bu oyundaki oynanabilirlik çok iyi. Yani dediğim gibi bir bölümü ister tamamıyla sessiz geçebilirsiniz. Bu da maskemiz bu arada. Bir bölümü tamamıyla hiç yakalanmadan geçebilirsiniz. İsterseniz bütün adamları öldürerek geçebilirsiniz. Ki bunun yanı sıra yapımcılar şöyle bir şey etmiş. Yani bir görevi yapmak için diyelim 5. katta bir adam var ve siz onu öldürmelisiniz binada. Bunun için arkadaşlar farklı farklı yollardan oraya girebiliyorsunuz. Yani isterseniz sizin Poseidon özelliğiyle bir balığın içine girip yani bir balığın vücuduna hükmedip kanallardan oraya girebilirsiniz. İsterseniz bir fareye girip yine girebilirsiniz. İsterseniz ta çatılardan dolaşıp yine içeri girip o adamı öldürebilirsiniz. Yani bir görevi yapmak için size farklı farklı 5-6 tane farklı çözüm sunuyor yani yol sunuyor ki bu yüzden oyun kısa ama tekrar bitirilebilir olmayı sağlıyor. Yani siz diyebilirsiniz ki ben bu oyunu şurada işte fare olarak içeri girmiştim, öldürmüştüm. Bir daha oynayayım da buraya hani sessiz olayım, çatıdan dolanayım, pencereden girip adamı öldüreyim diyebilirsiniz. İşte bu yüzden oyun orada kazanıyor yani. Arkadaşlar burası oyunun tamamıyla hani dışlanmış bölgesi, oyundaki dünyanın tamamı dışlanmış bölgesi, o ışınlanan elemanların, büyüleri olan arkadaşların hükmettiği bir bölge. Burada devlet yok. Tamamıyla onların hükmettiği bir bölge. Zaten tabii bunları almayı unutmayacağız. Ha, şimdi dediğim gibi mesela bizim Poseidon özelliğimizle şimdi buradan istersek denizin dibine dalıp çıkabiliriz ama denizin dibine dalıp çıkana kadar bu balıklar bizi yer bitirir arkadaşlar. Çünkü bu balıklar saldırıyor. Burada hemen şu balığın içine giriyoruz. Gördüğünüz gibi ve hemen bakın şuradan hop buradan girip buradan çıkıyoruz. Olay bu. Oyunun en sevdiğim yanı bu yani. Özellikleri çok güzel kullanabiliyorsunuz yani. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Tabii şimdi ne yapacağız? Bir aslında biraz daha yüzmemiz gerekiyordu. Biz hata yaptık. Mesela buraya inanıp ışınlanalım. Tabi oyunda canınızı vesaire doldurmak için de bu tarz yiyecekleri yiyorsunuz. Elma, armut, et, kızarılmış fare. Ne bulursanız yiyeceksiniz arkadaşlar. Dediğim gibi buralar işte oyunun sel basmış yani flooded district dedikleri bölgesi. Sel basmış bir yer. Her yer yıkık, insan yok, vatandaş yok. Sadece bizim o arkadaşlar var ve hastalıklı insanlar var. O yüzden benim oyundaki en sevdiğim yerdi ve şu şeyler de bize toksik gibi bir şey atıyorlar. Nefret ediyorum onlardan. Ha şu an silahlarımız yok. Çünkü arkadaşlar evet. Gücümüzü de tükettik. Gücümüz tükendi. Bundan arkasına geçtikten sonra da size bir şey demiyorlar diyordum ki ediyorlar. Tabi yaptılar. Arkadaşlar birazdan videoyu bitireceğim. Çünkü bu oyunu hani oynarsam yani her yeri spoiler. Çünkü oyun hani open world değil. Hani ben boş alanlarda gezemiyorum. Yaptığım her şey bir görev. Şu an bir görevdeyim. Ve göreve gidiyorum. O yüzden hani size çok fazla gösterip spoiler görmenizi istemiyorum ama oyun hani benden geçer not aldı. Çok beğendim. Kesinlikle oynanabilir bir oyun. Alınıp oynanabilir. Ama şuna razı olacaksınız. Oyun kısa bir oyun.
ben tekrar farklı şekillerde bitiririm diyorsanız tam size göre. Hani bir kere bitirseniz de olur yani sonuçta ama yani çok kaliteli bir oyun. Arkane Studios çok iyi oyun yapmış. Umarım eğer ikinci bir oyun çıkarsa Arkane Studios bu eksikliklerini görüp çok daha bir oyun yapacaktır yani. Çok daha kaliteli bir oyun yapacaklarına inanıyorum. Yani bu open world olacaktır ve RPG olacaktır tamamıyla. Çok daha iyi olacaktır. Çünkü Bethesda ismi geçince insan direkt çok kaliteli bir RPG bekliyor. Tam bir RPG bekliyor daha doğrusu. Çünkü oyun kaliteli. Hatalı kelimeler kullanıyorum. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar dilerim.